Cody's Life kanalından herkese merhabalar. Reflection derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde hızlıca Reflection API'ne bir giriş yapacağız ve neler var neler yok böyle hızlı bir şekilde görüyor olacağız. Fakat başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sizin için çok önemli. Yeni videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olacaksınız. Aşağıda bulunan Discord sunucumuzun linkine tıklayarak Discord'a katılabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram tarafında da bir sohbet grubumuz var. Buraya da dahil olabilirsiniz. Evet, hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Sizler için oluşturduğum bir tane konsol application var. Basit, boş bir tane konsol application oluşturdum. .NET 7 ile, .NET Core 7 ile oluşturmuş olduğum bir application bu. .NET Core application içerisinde program CSS'e geldim ve içerisindeki her şeyi siliyorum. Öncelikle burada hızlı bir başlangıç yapacağım. Varla tanımlama yapmayacağım. Özellikle tipleri görmek istiyorum. String name adında bir şey tanımladım. Değişken tanımladım. Ve string full name adında bir tane de gülücük attım size. Full name tanımladım. Bir tane daha tanımlamak istiyorum. Bir de boolean tanımlayalım. Is online diyelim. Is online'a da true yapalım. Okey. Şimdi sevgili arkadaşlar, C Sharp tarafında bir nesnenin tipini alabilmek için Reflection API'ne ihtiyacınız yok. Neden yok? C Sharp tarafında bütün nesneler, bütün değişkenler, bütün yapılar yani struct'lar, sınıflar, array'ler, her şey object sınıfından türediği için object sınıfından kalıtım yoluyla gelen bazı metotlar var. Bu metotlardan bir tanesini göstermek istiyorum size ve adını da hemen şuraya yazmak istiyorum. GetType metoduyla sevgili arkadaşlar C Sharp içerisinde bulunan ve tanımlanmış olan herhangi bir nesnenin, değişkenin, struct'ın, array'in, enum'un her şeyin çalışma zamanında, runtime'da, altını çizerek vurguluyorum, runtime'da o anki tipini alabilirsiniz. Örnekleyerek gidelim. Console write line diyelim ve name'i buraya yazdıralım. Name'i yazdırıyorum. Bakın tipini yazdırmıyorum. Hemen name'i yazdıralım. Okey. Mehmet'i yazdırdık. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi full name'i ve is online'ı da yazdıracağım. Fakat bunları farklı bir şekilde yazdıracağım. Is online diyeceğim. Bakın. Şöyle yapalım. String, pardon. Böyle. Hatta yapmayalım. Kafanız karışsın istemiyorum. Get type diyelim. Type'ları verelim. Okey. Bir nesnenin, bir değişkenin, bir struct'ın tipini, çalışma zamanında tipini alabilmenizin yolu getType metodundan geçiyor sevgili arkadaşlar. Projemi çalıştırdığımda dikkat ederseniz name'in içindeki değeri değil de bana tipini yazdı. Çünkü bir type objesi döndürüyor burada bakın. Type nesnesi döndürüyor. Hemen onu da görüyor olacağız. String string boolean. Bakın gördünüz mü? System string system string system boolean. Okey. Reflection'a ilk adımı attık. Neden ilk adımı attık diyoruz? Çünkü artık type sınıfını biliyoruz. Name type diyerek artık name'in get type'ını buraya alabiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde full name'in type'ını da buraya alacağım. Aynı şekilde is online'ın type'ını da buraya alacağım. Is online, full name. Okey. Buralara da hemen değiştirerek devam ediyor olacağım. Name type. Buraya gelelim. Buraya da full name type. Buraya da is online type diyeceğim. Okey. Şimdi ekrana yine aynı şeyleri yazdırıyor olacağım. Fakat artık type adında bir nesnem var. Type system type object'ten sonra gelen Reflection API'ndeki en temel sınıf sevgili arkadaşlar. En temel sınıf. Type olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Type'ı elde etmeniz gerekiyor. Şimdi C Sharp tarafındaki Reflection'a hızlı bir giriş yapmış oldunuz. Type nesnesini gördükten sonra bir type nesnesini hızlı bir şekilde inceleyelim. F12'ye basıyorum type'ın üzerinde. Type'ın üzerinde F12'ye bastıktan sonra bunun bir abstract partial class olduğunu görüyorum. Ve özellikle member info ve iReflect'ten member info'dan miras alıp iReflect'ten implement olduğunu görüyoruz. Ve bazı şeylerimiz var burada.
Bunlara gireceğiz. Hemen bunu kapatalım ve ilerlemeye devam edelim. Type nesnemi artık biliyorum. Type'ım var. Bu type'ın içerisindeki name'i ekrana yazdırmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakın, type'ların name'lerini yazdıracağım. Her birisinin type'ının name'ini yazdırdığımda system.string yerine bana sadece string ve boolean olduğunu gösterdi. Artık çalışma zamanında bir nesnenin, yani bir değişkenin, nesnenin tipini öğrenebiliyorum. Yani o yapıyla, o nesneyle, o objeyle, object diyeceğim ben buna, o objeyle ilgili genel metadataları okuyabiliyorum artık. Peki, name type'ın, dikkat ederseniz bir de full name'i var burada. Full name'ini vereceğim. Sadece name için vereceğim. Bakın, full name'ini verdiğimde bana system string yazdı. Name'ini verdiğimde name yazdı. Okey, çok basit bir şekilde girişini yaptık. Peki, şimdi hızlandırarak devam ediyor olalım. Diye. Burada bir de declarative type dediğimiz bir şey var. Şöyle yapalım. Bu full name kalsın. Bu declarating type kalsın. Tamam. Declarating type kalsın. Bu da ne diyelim buna da? Buna da base type diyelim. Tamam. Okay. Şimdi is online'ı base type'ını gösterdik. Bunun type'ını tekrar gösteremem. Declarating type. Şöyle bir dakika. Member type. Ya bir şey daha var aslında. Bir tane daha metot tanımlayalım. Int price diyelim buna da. Hatta şöyle 499 diyelim. Bir de hemen yine şeyi de alalım. Price type. Price bir de integer almak da iyi olacak. Evet. Şimdi price type'ı aldım. Bunu da reflected type vereceğim. Okay. Şimdi bakın. Şuraya gelelim. Unutmadan gösterelim onu. Hatta şöyle yapalım. Okay. Buraya member. Bunları tekrar yapalım. Member type. Full name type'ın base type'ını yazdıralım. Buraya da base type yazalım. Okay. Is online type'ın reflect type'ını yazalım. Aralardaki type'ların farklarını göstermek istiyorum. Burada da declarating type'ını yazalım. Okay. Şimdi hatta şöyle yapalım, daha mantıklı olacak galiba. Name type üzerinden gidelim hepsini. Tamam, değişken gitmesin. Her birisinin farkını görelim. Şimdi name type. Birinin bir kere base type'ını yazdırıyorum. Base type, member type'ını yazdırıyorum. Base type'ını, reflected type'ını ve declarative type'ını yazdırıyorum. Projemi çalıştırdığımda member type'ın bir type info olduğunu görüyorum. Gördünüz mü? Base type'ın system object olduğunu görüyorum string'in. Gördünüz mü? Reflected type yok. Declarating type yok. Herhangi bir şekilde bir yerden tanımlanmamış, herhangi bir şekilde reflect edilmemiş, alamamış yani, boş gelmiş. Bu da boş. Zaten dikkat ederseniz şurada nullable bir type olduğunu göreceksiniz. Okay. Genel olarak bunları devam ediyor olacağız. Çok basit, sizi yormak istemiyorum çünkü. Şimdi bir de şöyle bir örnekle konuyu kapatacağım. Buradaki yapım kalsın. Hatta şuraya şöyle yapalım. Region section 1 diye. Tamam, bu birinci section'ımız olsun. Okey, kodlarımızı bir kapatalım. Bir tane daha açalım. Buna da region section 2 diyelim. Okey. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir sınıfım olduğunu varsayıyorum. Ve sınıfımın adını da
Person değil. Person. Bir tane kişi şeyim var. Class'ım var. Bir tane ID adında bir tane property oluşturacağım. Bir tane name oluşturacağım. Bir tane last name oluşturacağım. Bir tane age oluşturacağım. Bir tane date time. Date time. Date of birth diyeceğim. Şu şeye de basit bir hesaplama yaptıracağım. Bu kısma. Return. Date time nokta now year date of birth a year. Okay. Basit bir yaş hesapladım. Ayın günü falan hesapladım. Okay. Basit bir class'ım var. ID, name, last name, age ve date of birth adında 5 tane field olan, properties olan bir tane class tanımlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu class'ın tipini alabilmek için çok basit bir şeyimiz var. Type, person type diyeceğim buraya. Bakın, şimdi şöyle yapıp get type diyemiyoruz, gördünüz mü? Hani class'tan türüyordu? Değişkenlerde yani struct'larda doğrudan get type'ı kullanabilirsiniz. Fakat doğrudan bir class'ın tipini alabilmek istiyorsanız type of'la almanız gerekiyor. Bu ve get type arasındaki fark açık ve net şekilde şu sevgili arkadaşlar. Type of derleme zamanında içine verilmiş olan yapının tipini alır ve sol tarafa atar. Yani çalışma zamanında person'ın tipini alır, düzeltiyorum. Derleme zamanında person'ın tipini alır ve person type'ın içine atar. Get type da derledikten sonra bunu alabilir ancak. Ne demek bu? Person henüz oluşturulmadığı için derleme zamanında böyle bir nesne yok zaten. Daha oluşturmadı bunu. Oluşturmadığı için bunun tipini alamazsınız. Tipini almanın tek yolu type of. Peki. Ancak şöyle yapabilirsiniz. Var person, new person diyebilirsiniz. Ve type, person type diyerek. Şimdi type of person'a gerek yok çünkü elimde bir nesne var artık. Person.getType diyebilirim. Tamam mı? Okey, şimdi console.writeLine person type full name. Okey, full name'ini aldım. Ekrana bir basayım bunu. Ekrana bastığımda person'ı gördüm. Bunun namespace'ini alabilirim. Hangi namespace içerisinde olduğunu görebilirim. Ama namespace içerisinde olmadığı için göremiyorum tabii ki. Şöyle yapalım. Namespace. Ne diyelim mesela. Code is live diyerek bir tane şey oluşturalım. Yani buna gerek yok. Burada yapamaz. Pardon, yine olmadı. Burada yapamaz. Şimdi. Namespace verdim. Bir tane code is life içerisinde bir namespace verdim. Buraya da aynı şekilde code is life.person diyelim ki ulaşabilelim. Şimdi code is life person adında bir tane code is life namespace'inin içerisinde person adında bir tane class'ım var. Bu class'ımın type'ını alarak yani instance'ını oluşturuyorum ve type'ını alıyorum get type'la. Ve bu instance'ın instance'ı oluşturulmuş olan person'ın type'ını aldıktan sonra person type'a atıyorum. Person type'ında namespace'ini ekrana yazdırıyorum. Baktığım zaman ekranda code is life yazmasını bekliyorum. Buraya kadar her şey tamam. Okay. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim. Okay, bu bizim sabit değerimiz. Şimdi biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Var type, üzülüyorum. Type, varı kullanmayacağım. Kullanmamamdaki bir sebep var sevgili arkadaşlar. Person type.
type of person diyorum. Yani code is life person diyelim. Code is life person. Şimdi person'ın çalışma zamanında tipini aldım. Person type namespace'ini de aldım. Aynı sonucu burada da alacağım. Gördüğünüz üzere. Herhangi bir farklılık yok. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Person'ın yani bu class'ın içerisindeki bütün property'lerin isimlerini ekrana yazdırmak istiyorum. Bunun için property info denen bir kavram var. Her nesnenin içerisinde her member'ın yani bunlar biraz member infosu var sevgili arkadaşlar ve her member'ın kendine ait bir sınıfı var. Property'lerinde property info. Ve tahmin edersiniz ki metotların da metot infoları var. Okay. Şimdi buraya gelip şöyle yapacağım. Person type nokta get properties dediğimde görüyor musunuz? Bir tane dizi döndürüyor ve property info diyor. Okay. Properties diyelim. Şuraya da property info. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Gelmedi. Gelmedi. Gelmemesinin çok basit bir sebebi var sevgili arkadaşlar. Çünkü yukarıda namespace'i ne yapmadık? Eklemedik. Ama namespace'ini şuraya ekleyeceğim ben. Using görelim diye. Using system artık reflection'a giriyoruz. Reflection API'ye ihtiyacımız var. Yazamadım ki yazarsam. Evet. Reflection'a ihtiyacımız var. Şimdi reflection'a giriş yaptık tam anlamıyla. Artık bir nesnenin metadatasını okuyabiliyoruz. Okuyacağız daha doğrusu. Buradan gelen dizi içerisinde hemen bir döngü sağlayacağım. For içine hızlı olsun diye sağlayacağım. Ve hemen burada console write line'la property'nin name'lerini yazdıracağım. İsimlerini ekrana yazdırmak istiyorum. ID, name, last name, age ve date of birth ekranda görüyor olmam gerekiyor benim. Bunu gördüğüm zaman ben başarılı bir reflection tekniği uygulamış olacağım. Hemen çalıştırıyorum. Bakın. ID, name, last name, age ve date of birth. Eğer ben buraya gelip farklı bir tane daha örneğin boolean şey oluşturalım ve buna da is active diyelim. Is active demedim mi? Active diyelim. Okay. Ve buna bir tane değer tanımlayacağım. False. Okay. Buna varsayılan da bir değer tanımladım. İlerleyen zamanlarda ihtiyacımız olacak. Belki bu videoda göstermeyeceğim. Evet, dikkat ederseniz ben nesneye yani class'a bir property eklediğimde otomatik olarak buraya geldi. Çünkü bütün property'leri ne yapıyor? Gösteriyor sevgili arkadaşlar. Okay. C# tarafında system reflection'la beraber neyi görmüş olduk? Type'ı ve property info'yu gördük. Aynı zamanda type of anahtar kelimesiyle get type metodunu gördük. Ve neyi hatırladık? C# her şey object sınıfından türer sevgili arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Okey. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sizden ricam canlı yayın ve yeni videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olmanız ve tüm bildirimleri açmanızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.